Bugün Michael Jackson teorisi hakkındaki serinin son videosuyla karşınızdayım. Bu videoyu daha iyi anlayabilmek için ilk iki seriyi izleyebilirsiniz. Fakat kısaca özet geçmek gerekirse, ilk videoda Michael Jackson'ın hayatını kaybetmesinin ardından kız kardeşinin açıklamalarını, Michael Jackson'ın kimlerden korktuğunu, suçlamalar sonrası kendi açıklamalarını ve internete sızan görüntülerini, ikinci videoda ise bir YouTube kanalındaki ayrıntıları, Atlanta dizisindeki Michael Jackson'ın yaşadığına dair ilginç göndermeleri ve hayatını kaybetmesinden 10 yıl önce bunu tahmin eden bir gazete haberini inceledik. Bugünse insanlar tarafından Michael Jackson'ın neden sahte bir ölüm planladığının düşünüldüğünü ve bunun gerçekten olup olmadığı teorisini inceleyeceğiz. Michael Jackson 1993 yılından sonra aralıklarla çocuklar hakkında onlara yakınlaşması sebebiyle suçlanmıştı. Her ne kadar açılan davalarda hep aklansa da çamur at izi kalsın sözü tam da Michael Jackson'ın düştüğü durumu özetler nitelikteydi. Bu suçlamalar o günden sonra her yerde karşısına çıkacak, hatta ileriki yıllarda bile dalga konusu olacaktı. Michael Jackson'ın anını anlatıyorsun. Evet, buyurun. Ben. Evet. Michael Jackson anısı inşallah çocukluğunda değildir. Michael Jackson sırf bu yüzden açıklama yapmak zorunda kaldı. Kendisini bu hale getirenlerin, yani onu karalamaya çalışanların olduğunu çoğu yerde dile getirdi. This is all complete. Baskılar, belki de tehditler sonrası 2009 yılında sahnelere veda etmek zorunda kaldı. Ama o sadece sahnelere değil, hayata da veda etti. Fakat sonrasında ortaya çıkan ve bizim de ele aldığımız bazı sebepler neticesinde akıllara şu soru geldi. Gerçekten hayata veda mı etmişti, yoksa tüm bunlardan kurtulmak ve sade, suçlamalardan uzak bir hayat mı yaşamayı seçmişti? İşte her şey bu soruyla başladı. Michael Jackson hayatını kaybettikten sonra cenaze töreni açık bir tabutta değil de kapalı olarak sunuldu. Bunun ailevi sebeplerden ya da öyle olmasını istedikleri için yaptıklarını düşünerek saygı duyabiliriz. Fakat sonrasında daha enteresan bir gelişme yaşandı. Michael Jackson'ın mezarı betonla kaplanmış bir şekilde yapıldı. Zaten yaşadığına inanan binlerce hayranı varken bir de bunun böyle yapılması onları iyice şüphelendirmişti. Elbette bu şekilde yapılan birçok mezar olabilir. Ama sonrasında annesinin yaptığı bir açıklama bu durumu değiştirdi. Onlara inanmayıp mezarının açılmasını isteyen birçok hayranının baskıları sonucunda anne Katrina Jackson şöyle söyledi. Dünya oğlumun Forest Lawn'da yaşadığını biliyor fakat orada boş bir tabut var. Sadece hayranlarının ziyaret etmesi için sembolik olarak anıt mezar yapıldı. Bu açıklama sonrası birçok hayranı bunu saçma buldu. Kimse bu açıklamayı gerçekçi bulmadı. Önce kapalı bir tabut, sonra beton bir mezar ve ardından yıllar sonra gelen aslında orada kimse yatmıyor açıklaması. Tüm bunlardan sonra hayranların Michael Jackson'ın yaşadığına olan inançları daha da artmıştı. 2014 yılında Michael Jackson'ı anmak için ailesi tarafından düzenlenen bir doğum günü partisi. Partide her şey sıradan bir şekilde devam ederken kamerayı çeken kişinin dikkati kapıya yöneliyor. Hatta sadece kameraman da değil, bahçedeki birisi de oraya dikkatini veriyor. Kapıda ince, uzun boylu ve şapkalı biri görünüyor. Saçı, vücut yapısı ve boyuyla Michael Jackson'a benzetilen bu kişi de kimdi? Belki de sadece ona benzemeye çalışan biriydi. Fakat geçmiş bakış açımızı değiştirebilir. Michael Jackson bazı zamanlar bir süpermarkette halkın arasında olmayı severdi. Aynı şekilde şapkasıyla ve giyimiyle dolaşırdı. Sadece marketlerde değil birçok yerde bu şekilde dolaşmayı ve insanların arasına karışmayı severdi. İnsanların onu hafif kamufle bir şekilde tanıması hoşuna giderdi. Doğum günü partisinde tam da bu şekilde aynı şapka ve aynı kıyafetle orada olan birinin etrafta dolaşmadan direkt içeriye girmesi Michael Jackson hayranları tarafından merak konusu oldu. Bundan 5 sene sonra 2019 yılında bir başka yerde başka bir parti düzenlendi. Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson'la çok yakın arkadaşı olan
Kendall Jenner'ın ortaklaşa verdiği bir partiydi bu. Partide bazı aile üyeleri selfie kamerasıyla Instagram için bir video kaydı açtığı sırada görüntüye biri girdi. Bu kişi tıpkı Michael Jackson'a benziyordu. Hikayenin çekildiği anda bu kişinin görüntüye girdiği biliniyor muydu bilmiyorum. Fakat bu görüntüde akıllarda bir başka soru işareti bırakmıştı. Aynı şekilde Jenner ailesine ait bir başka doğum günü partisinde, Instagram hikayesindeki bir partta tıpkı Michael Jackson'a benzeyen biri görünüyor. Bu kişi çekime başlandığı an arkasını dönerek uzaklaşıyor. Bu her kimse neden sürekli Michael Jackson'ın ailesi ya da tanıdıklarının çevresinde görülüyordu? Birileri Michael Jackson'ın hayranlarıyla dalga mı geçiyordu, yoksa bu gerçekten de Michael Jackson mıydı? Bu kısımda önce olanları anlatacağım, ardından neden şüphelendiklerini değerlendireceğiz. 2015 yılı. Michael Jackson'ın oğlunun yakınlarıyla bir yaz günü tekne partisi yaptığı sırada oradaki birisi bazı kişiler tarafından garip bulundu. Çünkü yaz günü bir tekne partisinde sıcak bir havada gömlek giymiş bir şekilde duruyordu. Bu durum bazı Michael Jackson hayranlarına garip geldi ve bu kişinin kim olduğunu araştırmaya başladılar. Ve onun bir süre önce Michael Jackson'ın doktorluğunu yapan Ali Murat Fasciyan olduğunu öğrendiler. Ali Murat 2009 yılından sonra doktorluğu fiilen bırakıyor ve ilginç bir şekilde müzik sektörüne yöneliyor. Bunu daha da ileri götürüp dans dersleri alıyor ve devamında kendi küçük ekibini kurup Jack Kruner takma adıyla canlı yayınlar yapmaya başlıyor. Gittikçe Michael'ın ailesiyle daha yakın ilişkiler kuruyor ve onlarla sanki akrabaymış gibi sürekli yan yana geliyor. İşler bu noktadan sonra Michael Jackson hayranları tarafından daha da ciddiye alınıyor ve Jack Kruner daha çok araştırılmaya başlanıyor. Jack'in canlı yayınını izlemeye başlayan hayranları onunla ilgili bazı videolarda gariplikler sezmeye başlamıştı. Hatta öyle ki onun Michael Jackson olduğuna inanıyorlardı. İlk olarak sıcakta bir tekne üzerinde gömlekle durmasını garip buldular. Çünkü Michael Jackson'ın cilt hastalığından dolayı güneşe teninin temas edecek şekilde çıkamayacağını biliyorlardı. Elbette sadece bu onlar için bir kanıt değildi. Bu sadece sorguladıkları kısımdı. Jack Kruner yani doktorla Ömer'in açtığı bir canlı yayın. Ömer küçükken Michael Jackson'ın yanına aldığı çocuklardan biriydi. Çocukluğunda Michael'la güzel zamanlar geçirmişti. Ömer'le Jack'in açtıkları bir canlı yayında takipçiler Jack Kruner kim diye soruyor. Okay, who is Jack Kruner? Gelen cevapsa biraz enteresan. Jack Kruner is looking at him right now. No, not a legend or myth. Tam bu noktada Michael Jackson hayranları şunu soruyor. Takma isimli biri için neden o efsane biri cümlesini kurardınız ki? Bakın burada doktor kimliğini sormuyorlar. Doktorken yaptığı işler yüzünden efsane olduğu söylenebilir belki. Fakat burada ona Jack Kruner olarak sen kimsin deniyor. İşte buna gelen o efsane biri cevabı hayranlar tarafından bir başka şüphe çeken kısım oluyor. Aynı canlı yayında onun gibi dans edebilir misin diye sorulduğunda ki burada yanındaki kişiden bahsediyorlar. Elbette edebilirsin. Bildiğim her şeyi bana sen öğrettin cevabı geliyor. No, I cannot dance like Ovi. Nobody can dance like Ovi. You taught me everything I know. He's a very humble man. Michael Jackson hayranları bu noktada şöyle söylüyor. Jack'in henüz yeni dans dersi aldığı düşünüldüğünde ona nasıl olur da bildiği her şeyi öğretebilirdi ki? Diğer bir gariplik ise müzik ekibiyle açtığı başka bir canlı yayında yaşandı. Posting very creative, very extremely creative pictures. I want to show this to camera. He has MJ, MJ, a mask. This is not a mask, Michael. Canlı yayında gelen yüzündekinin maske olduğu söyleniyor. Bu doğru mu sorusu üzerine Jack önce ekrana bunu temsil eden bir resim gösterdi. Ve hayır bu maske değil dedi. Devamında bunu kanıtlamak için yanağını tuttu. Bu görüntü çoğuna garip geldi çünkü yüzündeki derinin anormal bir şekilde uzadığı görülüyordu. Sanki bir oyun hamuru gibi. Son olarak doktorun daha önceki yüz şekliyle şimdikinin bariz derecede farklı olduğunu düşünen hayranları tüm bu saydıklarımızla düşünüldüğünde onun Michael Jackson olduğuna inanıyorlar.
Hayranları için bunu tetikleyen birçok etmen var ve Michael Jackson'ın yaşadığına olan inançları hiç de bitecek gibi görünmüyor.